İyi geceler sevgili seyirciler. İstanbul stüdyolarından Ceviz Kabuğu ile karşınızdayız. Bu gece tanıtımlarımızda duyurduk. Tarihi bir gece olacak. Genel top tweet olacağız. Genel reyting birincisi olacağız diye duyurmuştum. Sizden gelen iletilerin çokluğuna ve görüşlerinize baktığımız zaman aynı görüşte olduğumuz anlaşılıyor. Bu gece İstanbul stüdyomuzda iki değerli ve önemli konuğumuz var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ilahiyatçı, yazar, avukat, filozof, eski milletvekili, eski partinin genel başkanı Yaşar Nuri Öztürk olacak. Hocamız yolda, az sonra karşımızda, yanımızda olacak. Biz gecikmeden hemen gündem yoğun, konuşacağımız çok ayrıntılı, önemli konular var. Bunların bir kısmını istersen sıralayalım şimdi. Biliyorsunuz bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Haftası. Ancak uzun süredir AKP iktidarı döneminde Kutlu Doğum Haftası, nedense miladi ve hicri takvimler işlerine geldiği gibi yorumlanarak bu tarihe bağlanmış oldu, sabitlenmiş oldu. Kutlu Doğum Haftası yapıldı AKP tarafından. Sözde Ermeni soykırım tasarısıyla ilgili, iddialarıyla ilgili Vatikan'da Papa'nın yaptığı açıklama var. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karar var. Avrupa'da bazı ülkelerin yeniden bu işi yıl dönümü olması nedeniyle kaşıması söz konusu. Hukuken kazanılmış bir zaferin siyaseten kaybedilmesi olayına tarih boyunca tanık olduk. Bu konuda da benzer olaylar var. Biz bir taraftan bu işin tarihi gerçeklere ve hukuki gerçeklere bağlı olduğunu söylüyoruz. Ama karşımızdaki uluslararası siyasi oyuncular başka bir platforma çekerek siyasileştiriyor bunu. Zaten Ermenistan Cumhurbaşkanı da demişti ki bu tarihi bir olay değil, biz buna siyasi bakıyoruz. Türkiye'de de siyasi bir irade, iktidardaki irade olmayınca hukuken ve tarihen haklı olduğumuz bir konuda siyaseten dayak yeme aşamasına geliyoruz. Ama bu konudaki ayrıntıları az sonra Sayın Perinçek özellikle vurgulayacak. Bu arada Kutlu Doğum Haftası nedeniyle AKP'ye bağlı iki ayrı belediye yedek Kabe'ler oluşturdu. Kur'an-ı Kerim'i pasta yapıp yediler. Hani deniyordu ya Tayyip Erdoğan, eskiden bunlar helva yapıp, helvadan putlar yapıp acıkınca yiyorlardı. Şimdi bakınız ne hale geldi AKP iktidarında Türkiye'ye. Kur'an-ı Kerim'den pasta yapıp yer hale geldiler. Bu konuda Yaşar Nuri Öztürk'ün çok çarpıcı ve önemli açıklamaları var. Tarih boyunca bunun örneklerinin görüldüğünü ama nerede ve kimler tarafından gerçekleştirildiğini açıkladığı zaman hakikaten dilimizi yutacak gibi olacağız. AKP'nin dini referans aldığını söyleyen AKP'nin Türkiye'ye getirdiği durum aldatma noktası. Onları konuşacağız. Bu arada Kıbrıs'ta önemli bir seçim var. Kıbrıs'taki seçimle ilgili yorumları, değerlendirmeleri alacağız. Kıbrıs nereye gidiyor, nasıl gidiyor, kimlerle gidecek? Bunun Türkiye'ye ilişkin sonuçları ne olacak? Bunları konuşacağız. Yarın saat 15'te Kuşadası'nda Ege'deki 152 adanın Yunanlar tarafından işgalinin protesto mitingi olacak. Bu konuyla da ilgili olay yerine Kuşadası'na bağlanarak oradaki arkadaşlarımızdan son durumu haber alacağız. Sizlerle paylaşacağız. Yarın sabah başka bir önemli etkinlik daha var sevgili seyirciler. Türkçenin Yılmaz savunucusu Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'nun cenaze töreni yapılacak yarın saat 10.30'da. Kadıköy'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Orada Gülgün Feyman sunum yapacak. Ben de konuşmacılar arasında yer alıyorum. Oktay Sinanoğlu'nu nasıl bilirdik? Nelerin Yılmaz savunucusuydu? Neler söyledi? Onları biraz daha hatırlatacağız. Yarın halka açık Caddebostan Kültür Merkezi Düzenleme Komitesi bu işlerle ilgili komite açıklamayı yaptı. Twitter'da da görmüşsünüzdür. Sizlere açık, sizler de gelip son yolculuğuna uğurlayabilirsiniz İstanbul'daki izleyicilerimiz, vatandaşlarımız. Hoş geldiniz Sayın Perinçek. Bugün bu kadar lafın arasında söylemeyi unuttum ama konuşacağımız en önemli konulardan biri şu kitapçık. Bugün sabah 2015 seçim bildirgesini açıkladınız basın toplantısıyla. Buradan başlayalım mı? Ya da bu konularla ilgili. Seve siz bilirsiniz. Buradan başlayalım isterseniz. Şimdi başlayalım ama şöyle başlayalım. Kamuoyundan gelen sorular var. Elektronik ortamda da bize de sorulan sorular var. Vatan Partisi'nde neden bu kadar çok asker var deniyor. Evet. Bunu
gururla söyleyenler olduğu gibi yaşasın kumpas mağduru bütün komutanlarımız burada Türk ordusuna sahip çıkan bir parti var şeklinde soranlar olduğu gibi ya asker partisi mi oldunuz diyorlar. Buyurunuz. Şimdi efendim toplumlar önemli değişikliklerin eşiğine gelince askerler de sahneye çıkar. Yani bütün tarihi inceleyelim, yalnız Türk toplumu için değil, bütün toplumlar, Fransız devrimi, Almanların birleşmesi, efendim İngiliz devrimi, Amerikan devrimi, Rus devrimi, Çin devrimi, yani bütün bu devrimlerde birdenbire askerlerin sahnede olduğunu görüyoruz. Vatan Partisi'nde bugün askerlerin toplanması iki olaya işaret ediyor. Birisi Türkiye çok köklü büyük değişikliklerin eşiğinde ve bu değişikliğe önderlik edecek parti de Vatan Partisi. Kendi tarihimizden alalım. 1920-23 Nisan kurulan meclise bakalım. Mustafa Kemal Paşalar, Fevzi Paşalar, Kazım Paşalar, Ali Fuat Paşalar, yani Yakup Şevki Paşalar, yani 6 tane paşa general İstanbul'dan geçmişti. Onlar ve diğer işte Albay Refet Beyler, Albay İsmet Beyler vesaire. Yani belki de Türk tarihinde hiçbir mecliste o kadar çok asker yoktu. Ama o meclis aynı zamanda bir devrim meclisiydi. Yani İstiklal Savaşı'nı yapan ve Cumhuriyeti kuran meclisti. O açıdan askerlerin varlığı büyük bir köklü bir değişikliğin bir işareti. Vatan Partisi de o köklü değişikliğin önderi olacak parti. Bunu ifade ediyor. Ayrıca bu askerlerimiz, komutanlarımız yakın dönemde Amerikan hedefi olan komutanlar. Yani bu millete, bu vatana sadık kalmış, Amerikan önünde boyun eğmemiş. Kor generaller, tüm generaller, tuğ generallerimiz, albaylarımız aynı zamanda bölücülüğe karşı mücadelenin kahramanları. Bu açıdan da Vatan Partisi'nin ileride neler yapabileceği konusunda bir işaret olarak da görebiliriz. Yani bölücülüğü, terörü kökünden kazıyacak, başı dik Türkiye'yi kuracak, Atatürk'ün aydınlanmasını, Cumhuriyet devriminin temel değerlerini yeniden hayata geçirecek, 1930'ların Türk mucizesini yapacak olan Vatan Partisi'nde tabii bu köklü program aynı zamanda Millet Ordu Birliği ile olacak. Yani bu bizim tarihimizin denklemi. 1876 birinci meşrutiyet, 1908 Hürriyet Devrimi, 1920 İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi, bütün bu son 200 yılın devrimci ataklarında milletle ordunun yan yana geldiğini görüyoruz. Yani iktidar sonuç itibariyle cebir kuvvetine sahip olan bir kurumdur ve askersiz iktidar olmaz ve askersiz de köklü değişim olmaz. Yani biz asker dendiği zaman 71 ve 1980 deneylerinden belki olumsuz hatıralara sahibiz. O bakımdan itiraz edenler de oluyor. Ama aynı zamanda bütün devrimci tarihimize baktığımız zaman orada asker-sivil beraberliğini görüyoruz. 1876, 1908, 1920 bugüne kadar. Şimdi demek ki biz o 1908-1920'lerin yeniden eşiğindeyiz. Yani Türkiye köklü değişikliklere gebe. Gidiyor, evet. Millet Ordu Birliği'nin evet. İşareti. Ve askerler de burada o köklü değişikliğin gerçekleşeceği, o köklü değişiklikte millete önderlik edecek mevziye giriyorlar. Bugünkü basın toplantınızda şöyle bir sözünüz de oldu. Güçlü ordu, güçlü Türkiye. Evet. Şimdi bu bununla birleştirebiliriz. Bununla birleştirebiliriz. Yani bakın burada güçlü Türkiye, güçlü ordu demiyoruz. Şu bakımdan Türkiye silahlı güçle çözeceği sorunlarla karşı karşıya. Örneğin içeride terör. Yani bu terörü devletin yaptırım gücünü kullanmadan etkisiz hale getirmek mümkün değil. Onun için Türkiye içeride bir kere güçlü orduya sahip olmak zorunda. İkincisi Türkiye çeşitli dış tehditlerle karşı karşıya ve iç tehdit, dış tehdit her zaman birlikte. Zaten iç tehdidin kaynağı da dış tehdit. Bu dış tehditleri de ancak caydırıcı bir güçlü orduyla karşı koyabilir. Onun için bu formül önümüzdeki dönem bütün milletimizin de onaylayacağı ve yaşayarak önemini anlayacağı formüldür. Bir de tabii hangi koşullarda bu soruların sorulduğu dönemde bugün Türkiye'de ikinci bir silahlı güç oluşturulması çabaları varken, değil mi?
bir ülkede iki tane silahlı güç olabilir mi? Olursa biri meşru, diğeri gayrimeşru mu olur? İki tane meşru silahlı güç olabilir mi? Evet. O manada da bu güçlü ordu vurgusu anlam kazanıyor. Anlam kazanıyor. Tabii eğer biz bölücü terörden kurtulacaksa, çarşılarımıza barış gelecekse, Kürt yurttaşlarımız tekrar köylerine, evlerine dönecekse, topraklarını sürecekse, dükkanlarını birisi gelip kapat bu kepengi demeyeceği koşullarda rahatça sabah açıp siftahını yapacaksa Türkiye'de bir güvenlik lazım. O güvenlik de en çok Hakkari'den Urfa'ya kadar uzanan vatanımızın parçası olan o topraklara gerekli. Yani bu talep aynı zamanda Kürt yurttaşlarımızdan geliyor. Bakın bu Kobani dedikleri Aynel Arap olaylarından sonra da gördük. Bazı PKK'da silahlı güç olarak bulunmuş insanlar bile koşup Mehmetçiğin boynuna sarıldı. Gel bizi kurtar falan dedi. Ve Güneydoğu'da da o olaylardan sonra o işte çarşıların yakılması vesaire orada halkın güvenlik talebinin birden öne çıktığını gördük, tespit ettik ve birlik istiyor, güvenlik istiyor Güneydoğu halkımız, Kürt yurttaşlarımız. Bu da güçlü orduyu gerektiriyor. Güçlü ordu, güçlü Türkiye'nin şu anda anahtarı. Bu sürekli bir formül değil. Bugünkü tarihsel döneme ilişkin bir formül. Yarın o formül değişebilir ama bugün Türkiye'nin güçlü orduya, milletiyle birlik halinde olan ve Mehmetçik ruhuna, Mustafa Kemal ruhuna sahip bir orduya ihtiyaç var. Yani assubayı, subayı, eriyle uyum halinde olan, bağları pekişmiş, milletiyle olan bağları da sağlam olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyacı var. Şimdi burada bizim bildirgemizde çok önemli bir formül var. Bunu Sayın Soner Polat Amiralimiz, tüm amiralimiz, emekli tüm amiralimiz, İstanbul 2. bölge 2. adayımız geçenlerde söyledi. Dedi ki Türk ordusu efsanesi geri dönüyor. Vatan Partisi iktidarında ordunun konumu ne olacak diye sordukları zaman Vatan Partisi hükümetinde Türk ordusu efsanesi geri dönecek dedi ki bu gerçek. Vatan Partisi hükümeti çünkü Atatürk devrimini tamamlama programını önüne koymuş. Bunun anlamı bugüne kadar hep Cumhuriyet değerleri, İstiklal Savaşı değerleri konusunda hükümetle ordu arasında problemler oldu geçmiş hükümetler. Özellikle son 12 yılda Tayyip Erdoğan hükümetiyle. Ama Vatan Partisi iktidarı hükümet ordu birliğini, millet ordu birliğini yeniden kuracak ki bu Türkiye'nin geleceği bakımdan aydınlık bir gelecek kurması, zenginleşmesi, ekonomik ilerleyişi ve kültürel gelişmesi bakımından da son derece önemli. Bu vesileyle şunu söylemek gerekir. Aslında bu analize Türk ordusuna kurulan kumpası da dahil edersek evet. Zaten değinildi. Türkiye'deki güvenlik ihtiyacı, güvenlik ihtiyacını karşılayacak olan orduya kumpas kurulmalı ki orada insanlar teröriste mahkum olabilsin. Evet. Ona boyun eğsin. Demek ki böyle bir planın parçası. Evet. Şunu da söylemeli. Şimdi Sayın Polat'tan söz ettiniz Türk ordusuyla ilgili yeniden şanlanıyor diye. Pazartesi günü sizin programınız var. Çıkış yolu programı. Evet. Şimdi bu benim program. Pazartesi sizin program var. Sevgili seyirciler, çıkış yolu programı pazartesi 21'de İzmir'de seyircili olacak. O yüzden İzmir'deki yurttaşlarımız Vatan Partisi'ne gönül veren ya da gönül vermek üzere olan veya hiç gönül vermemiş olan herkese açık. Yerini duyuracağız. İzmir'de gene seyircili büyük katılımla geçen hafta Ceviz Kabuğu'nu orada yapmıştık. Ondan daha büyük bir coşkuyla pazartesi 21'de Sayın Perinçek kendi programına konuk olacak. Sağ olsun beni de davet etti. Ben de Sayın Perinçek'in programına konuk olacağım pazartesi günü. Bu aklınızdan çıkarmayın. Gelen tweetlerinizin sayısı yüzleri aştı şu anda. Görüyorum yoğun ilginizi. Pazartesi saat 21'de Sayın Perinçek orada olacak ama ben büyük olasılıkla yetişmeye çalışacağım. İstanbul'daki iki tane üniversite konferansından sonra yetişirsem yetiştiğim yerde ben de dahil olacağım orada. Şimdi Vatan Partisi'nin 2015 seçim bildirgesini gördük. Çok öz, anlaşılır. Ne derler? Amiyane deyimle dersek laf salatası yapmayan
net, anlaşılır bir ifade. Rauf Dömer bugün duruş diyor, sergiliyor diyor Vatan Partisi. Duruşu diyor çok sağlam diyor. Ve böyle popülist, halka dal kavukluk yapan, bilmem bol keseden vaatlerle halkı kandıran bir program değil. Bir duruşu, sağlam duruşu sergileyen bir seçim bildirgesi şeklinde bir yorum yapmış Sayın Rauf Dömer. Evet. Bir ses duyduk. Ne ola ki? Hocam öyle şapkayla buyurun. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Yaşar Nur Öztürk hocamız teşrif buyurdular. Evet. Zarar yok. Hocam saygılar. Sizi çok özledim. Sağ olun, aslan gibisin. Çok sevindim. Hocam hoş geldiniz. Bu ne kuvvet, böyle bilek güreşi yapacağız neredeyse. bu şapka... Bu şehir artık çekilmiyor. Yaşanmaz. Vatan Partisi iktidarını onun için istiyoruz. Hayır, canlı yayındayız şu an. Daha güzel. Güzel. Daha güzel. Oktay Sinanoğlu da sizin gibi ayağa kalkmıştı böyle. Bu çok hoş olmuştu. Ama yakışıyor mu? Bir takım bakalım. Evet. Basit kızım almış bunlar. Güzel. Çok yakıştı. Senin Viyana'dan ne şapkaları aldın? Benim zaten çok... şapkam vardı, siz aldınız orada şapkaları. Çünkü şapkaları vardır onların, Avusturyalıların. Orada soğuk da var, bunun şapkaya biraz el koydum. Hoşuma gitti, sonra gittik yerine. 3 tane. Bu protokol. Bu sıradan bir hocam, şey. Hocam dursun, çok güzel. Size yakışıyor. Hediye etmiş. Hocam her şeye yakışıyor. Ama renkleri de çok ödürmüşsün. Klima açık mı? Kapatalım klima açıksa. Klima açıksa kapatıyoruz. Yok. Sizin şapkayı çıkarmıyor. Peki, o zaman biz de tersinden söyleriz, şapkayı çıkarmayın diye klimayı açık tutarız. Bu yakıştı. Ya ben eskiden beri derdim ki, yani benim en büyük düşmanım... Cebine koyun, kolay olsun. Cumhuriyet düşmanları, vatan aileleri, aydınlık düşmanları filan. Galiba fikir değiştiriyorum son yıllarda. Benim en büyük düşmanım klima. Böyle bir şey olur mu ya? 2011'de Doğu Bey, ben ameliyat oldum. Çok ciddi, ağır bir ameliyat. O günden beri yaşadığım sıkıntıların tümü, birkaç defa Allah'a şükür. Canlı yayındayız şu anda. Evet. Güzel konuşuyor. Hepsi klima yüzünden. Hmm. Yurt dışında, yurt içinde. Hocam siz 9 canlısınız. 9 canlısınız. Size hiçbir şey yok. Evet, bunu çıkarıyorum. Güzel hocam. Klima kapağını nasıl isterseniz. Ya çocuklar, benim getirin benim emanetleri. Güzel. Çantamı da getir. Sevgili seyirciler, hocamın emanet dediği yeni çıkan kitabı. Evet, daha deizm. O konuya gelmemiştik. Yok, çantam şu yakından da var. Göstereyim. Oo, her zamanki o gibi. Deizm konusu. Çok güzel incelemiş. Şunu yakından gösterelim. Kapak da güzel İki olmuş. İçeriği de müthiş. İçeriği de müthiş. Deizm. Tanrı'dan başka insanüstü tanımayan inanç. Deizm. Teofilozofik bir tahlil. Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk. Hayırlı olsun hocam. Eyvallah. Aynı şey yazmıyor mu sizde? Bende bu ikinci baskı. Biz hızlı davrandığımız için birinci baskınızı aldık hemen. Elinizden ikinci baskıyı da alırız az sonra. Eyvallah. Burada da Doğu Bey'in kitabı var. Ben de buna hediye edeyim size. Altı Ok. Siz bilirsiniz bu Altı Ok'u eskiden. Doğu Bey'in bütün yazdıklarını okudum ben. Doğu Bey... Yani sadece siyasetçi, ideal adamı falan, tamam onlar. Ama aynı zamanda birinci sınıf akademisyen. Ben o gözle de tabii, teşekkür ederim. Tabii siz bilim adamı zaten olduğunuz için. Zaten bir şey o. Onun için yani o ahimde bilmem ne dünya önündeki başarılar öyle sadece lafla olmuyor. Akademik bir temele dayanıyor diyorsunuz. Background var abiciğim, evet. Sağlam. Siz hukukçusunuz aynı zamanda. Hukuk, evet. Meslektaşız orada. Evet, meslektaşız. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun hocam, saygılar. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür. Nasılsınız? İyi, bugün... Trafiğin dışında. Modern müşrikler iyice azdı diye. Müşriklerin de modern oluyor değil mi? Onlar da tabii, modernleşebiliyorlar tabii, yani. Tabii. Evet. Kravatlı müşrikler. Yani sarıklıları vardı 1000+ senedir. Onlarla uğraştık. Şimdi kravatlıları zaten çıktı. Uğur Dündar köşesine taşıdı bu makaleyi olduğu gibi. Sarıklı despotizm diyor kitapta. Sarıklı despotizm tabii. Sevgili seyirciler, az sonra lafı alınca hocamız bana bırakmaz. Onun için başta söyleyeyim. Geçen hafta programda demiştik ki Yaşar Nuri Öztürk de
Vatan Partisi'ne oy vereceğini açıklıyor. Ama ben de kendisiyle ilgili önemli bir sürpriz var. Önümüzdeki hafta açıklayacağım demiştim. Belki duyurulardan fark ettiniz. Kendisi söylemeden ben söyleyeyim. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Şimdi söylersem bu akşam seyretmeyip yarın akşama gidersiniz belki. Reytinginiz düşmesin aman ha. Hem şimdi seyredin hem yarın. Yok. Senin reytingine kimse... Yaşar Nuri Öztürk hocamız yarın saat yani her pazar saat 20'den itibaren Söz ve Işık değil mi hocam? Söz ve Işık. Söz ve Işık adıyla çok ulusal kanalda canlı güzel yayına başlıyor. Hoş geldiniz. Şeyle değil mi? Can Bey'le. Can Karadut'la evet. Canlı yayın canlı oluyor. Canlı yayın canlı. En iyi arkadaşlarımızdan birisi sevgili Can Karadut. Size kök söktürecek. Bana benzemez haberiniz olsun. Yok kök. Aydınlatır. Söz ve Işık çok güzel. Evet. Söz ve Işık'la yarın karşınızda benim olacak. Benim tescilli program adımdı. Evet. Kaç kanalda yaptım ben onu. Biz, burada da onu yapalım dedik. Evet hayırlı olsun. Söz kutluyorum. Şovda biz Silivri'de sürekli sabahları izliyorduk. Sizin pazar sabahları. Çok... Alo Fatih kapatana kadar. Çok güzeldi. Siz de Alo Fatih çok zevkli izliyordu. Ve herkes izliyordu. Huzur mu veriyordu size hocanın açıklamada? Bilgi veriyor. Işık veriyor. Bilgi veriyor. Bilgi veriyor. Bilgilendiriyor. Hocamızın en güzel tarafı bilgi vermesi. Şimdi huzur verme şey gibi iğne gibi iğne yapar uyuşturur. Ama bilgi öyle değil. Uyandırıyor. Ayağa kaldırıyor. Ve tabii o bilgiyi de içini böyle doldurarak bu heyecanla, ateşle verdiği için etkili oluyor. Kuru verme. Şimdi ekranı artık üçe bölebiliriz değil mi? Üçümüz de aynı anda görelim. Hocamız sürekli ekranda kalsın. Sayın Genel Başkan da ekranda kalsın. Araya beni sıkıştırırsanız olur. Biz siz gelmeden şunları yaptık. Konularımızı söyledik. Bir kez daha tekrar edeyim. Ekran başına gelenler olabilir. Fenerbahçe maçı vardı. İletilerden gördüm. Önce Fenerbahçe maçını seyredeceğiz. Ki maç bitti galiba şimdi. Sonra da Ceviz Kapı'nın karşısında olacağız. Konukları dört gözle bekliyoruz demişlerdi. Kutlu Doğum Haftası'nın 23 Nisan Egemenlik Haftası'na denk düşmesi konusu. Sözde Ermeni soykırım iddialarıyla ilgili Vatikan'ın... Denk düşmüyor da düşürüyorlar. Evet. Vatikan ve Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı siyasi açıklamalar. Yedek Kabe'ler, sahte Kabe. Yani onun da sahtesi oldu. Yedek Kabe'ler oluşturma... Yok, sahte değil. Yani Mekke, sahte demeyelim. Bunlar da der ki biz hakikisini yaptık. Şimdi öyle bir şey yok. Mekke şirki Yedek Kabe sistemi kurmuş. Yani şirk bir din. Evet. Allah'ı kabul ediyor. Evet. Tepeye, panteonun tepesine onu oturtuyor. Fakat aşağıya putları yedek koyuyor. İlahlar koyuyor. Evet. Putlar onların sembolleri. Evet. Esas evet. Kişidir onlar. Şimdi burada yani la ilahe illallah'ı reddediyor. Bütün dertleri o. Evet. Diyor ki Kur'an'da var bunlar. Sen diyor yani bizim bu şefaatçılarımız, yaklaştırıcılarımız, efendilerimiz, yakınlaştırıcılarımız, Kur'an'ın tabirleri bunlar. Bunlara diyor, bunlara dokunma. Biz Allah'ı inkar ediyor muyuz? Yeri göğü yaratan o, her şeyi var eden o, ultimate reality o, bizim ona bir itirazımız yok. Ama sen şu bizim aracılarımızla niye uğraşıyorsun şefaatçılarımızla? Aynı bugünkü tarikat sisteminin savlarıdır. Yani tarikatçılığın bugün kullandığı din meselesinde temel argümanlar Kur'an açısından açık birer şirk deklarasyonudur. Hiç. Şimdi Kabe, yedek Kabe'ler bir sistem. Bunu tarihin önünde deşifre eden büyük bir vukufla bir büyük tarihçi var. Yani 800'lerde ölmüş bir adam. İbnül Kelbi. Muhteşem. Evet. İbnül Kelbi'nin Kitabül Asnamı var. Putlar kitabı, putlara ilişkin yani, kitabı. İbnül Kelbi köpeğin oğlu. Onlar da kabile sistemi. Onlar için hiç sakınılacak yok, bir şey yok. Değil. Orada ne muhteşem anlatıyor bunları. Deşifre ediyor. İbnül Kelbi'nin eserinden ben ömrümü bu işe vermiş adamım.
ben bahsedinceye kadar Türk İslam ilahiyat literatüründe tek kelime yoktur. O eserde. Tek kelime yoktur. Örtmüşler üstü. Çünkü o eseri açtım mı bugün birileri deşifre edilmiş olacak. İster istemez. Şimdi ben şirk kitabımı yok o burada. 2013'tür yayını. Çok okunan kitaplarımdan biri. Ya Allah'ın işine bak. Orada şirki anlatırken bu meseleye girmiş. Hocamızın yedek, sesini biraz açalım. Az geliyor yedek ses. Yedek Kabe'ler. Ya Doğu Bey nereden aklınıza geliyor? Ya şey gibi ya. Yoksa onlar mı sizden ilham alıp? Nostradamus gibi. Şimdi 2015'teyiz. Yedek Kabe'cilik Türkiye'de başladı. Şimdi burada ona da atıf yapıyorum. Onun için benim kameram bu mu? Yani milletimizden rica ediyorum. Bu şirk kitabı veya işte Maun suresi veya benzeri Allah ile aldatma, lanetlenen soy ve bunlar benim 35 yıldır süren tefsir çalışmalarımın bölümleridir. Ben bir tek eser yazıyorum 35 yıldır. Bu muhtelif kitaplarım ki yabancı dillerle 80'i aştı. Türkçesi 70 Maşallah. Civarında. Bunların hepsi o büyük çalışmanın kaç ciltte bitecek, daha bitmedi. O büyük nehrin orasından burasından alınmış sulardır. Ama öyle alıyorum ki onları. Güncel mesajlar iletilmeli. Şimdi bekleyelim tefsir çıksın 10 cilt, bilmem hangi yılda. Millet alsın, nasıl okusun ya? Ben uçağa biniyorum kokpitte. Pilotların şeylerinde benim kitaplarım. Çağırıyorlar beni, imzalatıyorlar. Bu adama 8 ciltlik tefsir mi okutacaksın? Böyle bir şey yok. Parça. Yayınlıyorum ben bunları. Ve müthiş bir isabet olduğunu gördük. Tabii onları oradan tefsir çalışmasının büyük denizin içinden alıp kitaplaştırdım mı? Ona göre bazı ilaveler yapıyorum. Jeneriği, indeksi, bilmem kaynakçası filan kitap formatına uyduruyorum. Şimdi şirk de öyle. Şirk Sümer suresinin bir tefsiridir. Orada bunu koymuşum. Şimdi bakın geldi çıktı. Yani adamlar resmen Mekke şirk oligarşisinin tevhid dini, Kur'an dini karşısında sistematik hale getirip bütün bölge yerleşim birimlerinde uygulamaya geçirdikleri bir şeyi 2000'li yılların Türkiye'sinde bugün uygulamaya koydular. Hortlatıyorlar. Buna kim bulaşmış, kim destek vermiş, kim rıza göstermiş ve kim savunuyor ise tümü müşriktir. Hiç tevili tartışması yok. Ortak koşuyorlar ya. Kesin. Müşriktir. Şirkten tövbe etmedikçe de kurtulamaz. Şirkin tövbesi öyle sıradan bir tövbe değildir. O bakımdan onlara da yine insanlık adına hatırlatıyorum. Kendilerini toparlasın, tövbe etsinler. Yoksa hayır canım ne gerek var filan. Diyanet çünkü diyor ki bu bir vebaldir diyor. Yani sanki işte yemekte sıradan bir hata yap. Sağ elinle yemen lazım. Sol elinle yeme diyorlar ya. Vebal olur. Böyle bir şey gibi. Yani şirki savunuyor çaktırmadan. Şimdi Diyanet böyle derse bu vartaya düşen, ayağa kayan bu insanlar nasıl toparlayacak? Ben öyle bir ikiyüzlülük yapıyorum. Bunlara çok diyorum güzel. Ki siz şu an itibariyle müşriksiniz. Kur'an asla ölçülerini zedeletmez. Asla ölçülerini tırtıklatmaz ve asla onlardan taviz vermez. Tövbe edin, hatanızı itiraf edin. Ama sonra da dönüp bakıyorum. Diyorum ki kardeş, kaçıncı bu? Kaçıncı şirk deklarasyonu?
bir süre önce biri çıktı dedi ki bizim başımızdaki adam Allah'ın bütün sıfatlarını taşıyor. Of of. Yani Ebu Cehil'miş. Şirk oligarşisinin başı olan adamda bile bu kadar rezil bir şirk deklarasyonu yoktur. Ve ne bu söz kendisine hitap eden şahıstan çıt çıktı. Hadi bunlar namaz kılıyor. Niye kılıyorsun o namazı? Şimdi ben bu millete 30 yıldır diyorum ki Kur'an'a bakın. İnanırsın ya bu beni hiç ilgilendirmiyor. Bana ne? Ama bu memleketin kaderi bu Kur'an'dan alınacak kodlarla ilgili. Başka çaresi yok bu. Kur'an diyor ki ben namazı ibadetlerden biri olarak, temel ibadet değil, o da yalan. Temel ibadet okumaktır. Kur'an'ın temel ibadeti. Onun için Kur'an'ın temel mabedi de mekteptir. Kur'an ibadethane manasında mektep, mabede karşıdır. Çünkü bütün yeryüzünü mabet ilan ediyor. Ve diyor ki evlerinizi mabet yapın. Bakın. Öyle birinin liderlik yaptığı, bir de maaş aldığı, bir, böyle bir şey yok. İmamlık yok mu? O maaş alan adamların kıldırdıkları namazların hiçbirisi geçerli değildir. Ruhban sınıfı yani. Evet. Şimdi millete diyoruz ki kardeşim, bak okuyun Kur'an'ı. Kur'an diyor ki ben namazı ibadetlerden biri olarak emrettiğim halde onu kılmayanları lanetlemiyorum, tehdit etmiyorum. Teşvik ediyorum. Ama o namazı muntazam kılıp da onu çıkar aleti, riyakarlık aleti, hele bir de kamuyu talan etme aracı yapanları lanetliyorum. Bunların dini imanı olmaz. Maun suresi bu işte. 3 satır bu sure. Evet, benden bu kadar. Evet, ben şimdi aranızdan çekiliyorum. Siz Doğu Bey'in din konusundaki kitaplarını, çalışmalarını okudunuz. Bütün kitaplarını okudum dediğinize göre. Benim, çok iyi anlaşacaksınız. Yok, öğreniyoruz Yaşar Nuri hocamızdan. O bizim o konuda fazla... Onlar... Bizi bırak onu. Yani ben aranızdan çekiliyorum. Nereye çekiliyorsun? Oğlum, çekilecek bir şey yok. Burada kaptan sensin. İçimiz biz beraber. Doğu Bey'le onları konuşuruz. Ben bazı rezervlerim var. Onları da söylerim. Tabii, söyledim tabii, de bir ikisini. Daha tabii. Önce kaç yıl önce. Her zaman yararlanır. Her zaman dost. Her zaman. Ama ben onun... Bir kere Ankara'da da beraberdik. Olduk. Beraber burada olduk. Evet, evet. Hatta şimdi, Pakistanlı filozoftan falan bahsettik, onun beyitlerini falan, Muhammed İkbal'ı anladık. Ben fikir adamıyım. Background'um benim, felsefedir kariyerim, ilahiyat. Bir de hukukçuluğum var, o yandan çarptı evet. Bir şey. Yani bilmediği bir tek şimdi beş namaz, benim, beş vakit namaz gibi oldu. Ben neye dikkat ediyorum bir adamı değerlendirirken? Istırap çekiyorum. Hele iddia ettiklerinin kendisine tahmil ettiği ıstırabı çekebiliyorum. Yoksa kıvırıp, kıytırıp kaçıyorum. Aydın olmak ıstırap çekmektir. Adam olmak ıstırap çekmektir. Şimdi ben onda bunu görüyorum. Rica ederim. Gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Rica ederim. Kaç yıl yattın sen esaret kampında? Hoş geçin. Şey, faturasını çıkartmıyoruz kimseye. Ödeyecek birisi varsa faturayı gönderecek mi? Geçen gün bunlardan birine dedim ki, ya şimdi çıktı ortaya tarihin önünde her şey. Kumpaslarla yüzlerce insanın ocağına ateş düşürdünüz. Kimileri öldü, kimileri sakat kaldı. Kimileri psikolojisi bozuldu. Perişan oldu. En azı yıllarca yattı çıktı şimdi... Özür dileriz, bu kumpas yanlışlık oldu bilmem ne. Ya bu kadar var. Siz yıllarca bizim üstadımız Efendimiz Said-i Nursi bir iman adamıydı, yaşlı bir adam. Hapishaneleri de süründürdüler. Yani hapishaneleri de bugünkülere bakarsan ne kadar süründüğünü de biliyoruz. Tamam. Zulüm yapıldı ona. Hiçbir itirazım yok. Dedim ki sizin kumpaslarınızla vücut bulan şu Silivri Temerküz kampında şöyle bir silkeseniz kaç düzine Said-i Nursi çıkar?
Şimdi söyleyin bakalım. Zulüm size yapılınca, zulüm de başkalarına yapılınca adalet mi oluyor? Ya böyle bir zihniyetin Allah'ı olabilir mi? Temel düşmanı Kur'an'ın zulümdür, bunu evet. söylüyor. Zulümden başka, zalimden başka kimseye düşmanlık evet. yapılmayacak. Kur'an inançlarla çekişmez, çatışmaz. Zulümle çatışır. Çok önemli. Şirk de zulüm olduğu için Kur'an onunla çatışıyor. Dikkat evet. edin. En büyük zulümlerden biri de şirkti. Yoksa teolojik evet. gerekçelerle değil. İşte Kur'an'ı bilmek lazım. Siz şimdi temel düşmanının zulüm olduğunu ilan eden bir kitabın Allah'ına Allah diyen adamlar olabilir mi? O Allah sizin Allah'ınız olabilir mi şu yaptıklarınıza bakınca? Sizin bu zulümleriniz dikkate alındı mı? Sizin Allah'ınız ancak Firavun olur. Kur'an'ın Allah'ı olamaz. O adaletin timsali ve sembolüdür. Nitekim Allah bunların ayaklarını dolandırıyor. İşte yedek Kabe, helva, Kur'an'ı helvaya onu da yapıyordu müşrikler. İki şirk göstergesinden biri de odur. Kutsal bildikleri şeyleri, başta putları helvadan yapıyorlardı. Belli bir süre ona tapıyor. Sonra acıkınca yiyor. Koparıyor, yiyor orasını burasını. Aynı. Kur'an, Kabe, pasta yapıl diye. Evet. Ulan zaten bin küsür senedir Kur'an'ı, Kabe'yi, namazı, camiyi, dini, Allah'ı pastaya çevirip yiyorsunuz. Önemli. Şimdi artık sokaklara döküldü. Peki bunun sonu nedir? Şimdi bunlar olup bitiyor. Ve bunlar Atatürk ışığıyla aydınlanmış bir ülkede oluyor. Bak. Ve bu millet bu açık şirk deklarasyonlarıyla cahiliye şirkini İslam adı altında pazarlayan bu zihniyeti devamlı ödüllendirip su başlarına getiriyor yıllardır. Ha, Kur'an bunu görmüyor mu? Bunu da görüyor Kur'an. Uğur bugün yazmış sağ olsun. Birkaç güne, yani basılıyor. Kötülük toplumu Kur'an'ın temel kavramlarından biridir. Kötülük toplumu, parantez içinde küçük at ve Türk toplumunun durumu kitabım çıkacak. Bundan daha küçük bir kitap şöyle. Sen. Yavaş yavaş gelin hocam. Tabii. Bu kitap daha yeni çıktı. Okuyalım da ondan sonra abi bunlar ya. Dedim ya tefsirin bölümleri. Bakıyorum muktezayı hale göre bugün şu güncel olarak halkın önüne çıkarılmalıdır. Oradan alıyorum girişini, jeneriğini, kaynaklarını, dizinimi yapıyorum. Burada şaşacak, hazır burada hepsi. Bir garip büyütülecek bir şey yok. Tabii, hocam tebliğini günün şartlarına göre evet, yapıyor. Evet, tabii. Evet. Hayat, hayatla bağlı. Şimdi şunu soracaktım. Siz devam edin, biz dinliyoruz. Yani soru çok. Tamam, bitti. Bir izleyicimiz de sormuş. Bu yaşananlar, anlatılanlar cahiliye devrinin işareti olabilir mi diye ki az önce söylediniz. Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından biri... Gerçi bu konudan Vatan Partisi'nden bu tarafa geçmiş olduk ama. Hayır, geçelim mi? Bunlar hepsi tamam. Yani, Vatan Partisi'nin de şeyleri ilgilendiği konu. Türkiye'mizin meseleleri bunlar. Çok önemli meseleler. Onun için geçelim. Bu mesele hani Shakespeare'in ölümsüz sözü. To be or not to be. This is the problem diyor ya. Bu aynen o işte. Bu meseleyi Türkiye, hatta bütün insanlık ve özellikle Orta Doğu ve özellikle Türkiye halletmeden iflah edemez. Ben bunu insanlık bir gün beni hatırlarsa bunu hatırlasın. Ben bunu 40 senedir söylüyorum. Hiçbir dehşet ideolojisi, hiçbir sapıklık, hiçbir diktatorya, dinciliğin saldığı, yaydığı dehşetin yerine geçemez.
Seni nihayet evine kadar takip eder. Evinin kapısından girdin mi bitti. Bu öyle değil. O kapıdan da giriyor. Bu seni rüyalarında da takip eder. Çünkü bunun cini var. Meleği var. Evet. Şeytanı var. Var da var. Bu çok önemli. Dolayısıyla Türkiye bu işi halletmek zorundadır. 100 bin küsur caminin, Kur'an'ın insanlığa zarar veren mescitler dediği, Kur'an vermiş bunu. Kur'an bunu veriyor. Hiçbir kutsal metinde, ben bu işin uzmanıyım, hiçbir kutsal metinde bu tabir yok. Zarar veren mescitler diyor ve bunları ayrıntılarıyla anlatıyor bize. Bir başka şey. Peygamberler tarihinde mabet yıkan tek peygamber Hazreti Muhammed'dir. Bizim peygamberimiz. Bizim Türk aydınımız bunu da bilmiyor. Evet. Niçin yıkıyor? Hayatında iki tane mabet var. Birini yapmış, birini yıkmış. Yıktığı zarar mescidi, zaten ayetin inişi o münasebetledir. Zarar veren mescitler tabirinin ayrıntılandığı ayetlerdeki kıstasları, ölçütleri sıraladım mı ki sıralamışım ben. Ne çıkıyor karşınıza biliyor musunuz? Bugünkü Türkiye'deki camiler çıkıyor. Bunların hiçbirinde Kur'an dininin verilerine göre namaz, ibadet caiz değildir. Sebep, 50 tane birden sayarım burada. Girmiyorum. Çünkü zaten yazmış. Dolayısıyla siz bu camilerin her birinin dinci Emevi faşizmlerinin kotarım alanı, propaganda merkezi, beyin yıkama arenası, parti lokali haline geldiği bir ülkede belayı nasıl aşacaksın? Bu aşılmadan olmaz. Ben bunu yani özellikle namuslarına güvendiğim solculara 30 senedir ya yapmayın diyorum ya. Ya ben sizin hanginize camiye gidin abone olun dedim. Abone olunacak bir cami olsa evvela ben giderim oraya. Ben gidiyor muyum? Ben gidiyor muyum? Ben şu yedek Kâbecilerle gidip de aynı safta namaz kılabilir miyim? Allah beni lanetler ya. Gitme diyor. La takum fihi ebede. Asla orada diyor gidip namaza durma. Siz çocuklarınızın yarınlarını emanet edeceğiniz Türkiye'nin yıkıldığı yerin ne olduğunu anlayın. Ona itiraz etmiyorlar. Evet böyle. O zaman çaresini bulacaksınız kardeşim. Bu halledilmeden olmaz. Ben bunu Ecevit'e söyledim. Ben bunu Demirel'e söyledim. Ben bunu Turgut Özal'a söyledim. Üçü de aksini yaptı. Baykal'a da söylediniz. Baykal. Onun adını zaten anladım. Ona neler söyledim ben. Kemal Bey'e söyleseydiniz bir de. Neler söyledim, haram zıkım olsun, oldu zaten de. Bir de Kemal Bey'e söyleyin hocam. Neyse. Al birini vurabilirim. Şimdi reklama gidecekmişiz. Süremiz doldu ama arkadaşlarla konuştum. Bu reklama gitmesek de galiba olabiliyor. Sonra birleştirebiliriz. Devam edelim konuşmaya. Bu zarar veren mi? Efendim? Girmemiz gerekiyormuş. Peki şunu söyleyeyim. Girmemiz gerekiyor madem. Bu zarar veren mescitleri anlattınız. Bir söz okuyacağım sevgili seyirciler. Hocamız zaten bu son çıkan deizm kitabının ana hatlarını anlatmış oldu şu anda. Burada zarar veren mescitlerle ilgili Cengiz Han'ın bir sözünü almış Yaşar Nuri hocamız. Cengiz Han demiş ki, Tanrı'nın evi insanların yüreğidir. Siz bütün kötülükleri... Kur'an'ın da Hazreti Muhammed'in söylemi. Siz bütün kötülükleri yüreğinize dolduruyorsunuz. Sonra da Tanrı için koca koca evler yapıyorsunuz. Sizi atımın nalları altında ezmek isterim ama siz buna bile değmezsiniz demiş Cengiz Han. Alınmaz mı bu söz? Alınır. İkbal'in de sözünü almışsınız başka bir sayfada bununla ilgili. Onu da okuyalım. Muhammed İkbal de demiş ki, benim niyazım iki rekat namaza sığmaz. Sığmaz. Daha çok neler vardı hocam, vaktimiz yok. O iki rekat namazın arkasında
hangi pisliklerin saklandığını Türkiye son 10 yılda çok açık gördü. İstersen var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir değil mi Yunus? Bak, gönül menül meselesi. Bu kimendi? Bu da Yunus Emre. Hakka, evet. Hakka saygı. Evet. Hakka. Abi, o gönül dediği şey tabii insanların kalbine girmek. Hayır, ben işi mistifiye etmek istemiyorum. Hı. Oktay Sinanoğlu da gönül diyor. Ben yani, tasavvuf gönül felsefesi uzmanıyım. Senelerce Türkiye'de ve yurt dışında bunu okudum. Bana şu zamanı bitmez, tükenmez. Tamam da. Reklama bir girip sonra konuşsak mı? İşe öyle değil. İşe radikal elle tutulur noktalardan girmek lazım artık. Böyle insan ekmeli mahlukattır. Varlığın göz bebeğidir. Bin senedir bunlar söyleniyor. Sen onu bırak kardeşim. Toplumdaki emeğin ürettiği nimet emeğin sahiplerine paylaştırılıyor. Kur'an'ın istediği budur. Hocam bir ara verelim. Sevgili seyirciler, o kadar çok soru birikti ki sizin aklınızda da birikti. Görüyorum gene deminki yüzlerceye, yeni yüzlerce ileti eklendi. Bu gece hadi bakalım gene birinci olalım Twitter'da. Top tweet olalım. TT olsun Türkçesi. Hocamızın çalışmamıza gerek yok zaten. Hoca karşınıza gelirse onun sorularını, sözlerini dinlerseniz binlerce soru çıkıyor. Şimdi şunları söyleyelim. Yedek Kabe'lerin bir sistem olduğunu söylüyor. Böyle bir zihniyetin Allah'ı olabilir mi? Olsa olsa bunların Allah'ı ancak Firavun olabilirdi diyor. Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından birinin kötülük toplumu olduğunu söyledi. Bununla ilgili başka bir programda şunu söylemişti. Reklamlardan sonra onun yanıtını isteyeceğim kendisinden. Hazreti İsa'nın Sezar tarafından affı konusunda bir olay anlatmıştı. Çok enteresan. Barabbas olayı. Barabbas olayı. Şimdi reklamdan sonra onu dinleyeceğiz. Bu kötülük toplumu Türkiye, ve geniş kitlelerin... 10 yıldır Barabbas olayını yaşıyor. Evet. Her gün. Camilerin AKP iktidarı döneminde parti lokali haline geldiğini, bu yüzden abone olunacak, sürekli gidip namaz kılınacak bir cami olmadığını Kur'an-ı Kerime'de. Asla. Eğer böyle bir cami olsaydı ben abone olurdum oraya, giderdim. O yüzden gitmiyorum, günaha girerim dedi ve pek çok şey söyledi. Bunların tövbesi de öyle sıradan tövbe değil dedi. Aynı zamanda Silivri zindanlarıyla da ilgili onların da tövbe etmesi gerekir dedi ama bu kadar eziyetten sonra onların nasıl tövbe edeceğini de belki hep birlikte yanıtını buluruz. Bir de sevgili Can Karadus, sana sözüm var. Yarın akşam yarın akşam işin çok zor. İyi çalış, iyi gel. Bir dakika. Silivri zalimleri, Silivri esaret kampını oluşturan değildir, zalimlerin tövbesiyle yedek Kâbecilerinki aynı değil. Tamam, onların cevabını çünkü reklamdan sonra... Çünkü Silivri meselesinde insan hukuku var. Kur'an ikisini ayırır. Onun için onlar tövbeyle filan sıyılamaz. Tamam. Onlar cezalarını ve belalarını mutlaka bulmalıdırlar. Önce cezasını çekecek, sonra bir de üstüne tövbe edecek reklamlardan sonra.